Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Kasım Perşembe, Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün çift altılımız var. Birinci koşudan itibaren Ankara yarışlarının yorumunu yapacağız. Ama bugün 9 koşulu bir Ankara'mız. Akşamleyin de aynı şekilde İzmir'de de 9 koşulu bir programımız var. Ama bugün İzmir gerçekten çok kalabalık. Bir de çim yarışlarının çok olması. Yani 3 tane de şartlı bir yarış olması. Yani artık siz anlayın ne halde geldiğini. Yani akşam İzmir'in çok güzel bir para vermesini bekliyorum. Tabii programın gidişatına göre o gösteriyor. Bu arada arkadaşlar ben programı gündüzden zaten hazırladım ama video kısımlarını zaten akşam üstüne bıraktım. Çünkü ufak tefek işlerim vardı. Onları en azından dedim de şu anda televizyonda işte futbol yayınlarını seyrediyorum da alt yazıyla da geçiyor. Hatta şimdi az önce SMS de geldi. Ya Maradona, Diego Maradona, bilmem artık herkes artık tanır, muhakkak tanır. Zamanımızın en iyi futbolcusu, hatta bana göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında. 60 yaşında onu kaybetmişiz. Kalp krizi sonucu gerçekten iyi bir futbolcuydu. Gerçi arada bir çamurluk yapıyordu ama olsun, en azından kalite bir olduğu da her yerden kendini ispatlıyordu. Yani şimdiki futbolcularla kıyaslama yaparsam inanın Maradona'nın eline su dökemezler. Onu da belirteyim. Ben hemen hemen o 82 Dünya Kupası'nı zaten olduğu gibi o zaman zaten tek kanal vardı. TRT'den seyrediyorduk. Hiçbirini kaçırmıyordum. O 82'de zaten adam efsane oldu. Gerçi bir kırmızı kart da gördü. Bir Zico'ya bir arkadan bir tekme attı. Brezilya Arjantin maçında. Ama o günde Maradona hiç yerden kalkamıyordu. Gitti en son hıncını Zico'dan çıkardı. İşte o da öyle bir şeylik oldu. O maçta bilmiyorum ne oldu. Kaç kaç bitti hiç aklıma da gelmiyor. Zaten 82 Dünya Kupası'nda çok sürpriz bir takım kazandı. İtalya kazandı. Valla hem de ne şartlarla kazandı. Kalede kaç yaşındaydı? Dinozof vardı İtalya'da. 40 kusur yaşındaydı. 40 yaşında mıydı? 40 kusur muydu? Neydi yani? Bayağı yaşlıydı yani. Bir de işin en ilginç tarafı İtalya'yı şampiyonluğa getiren, gol kralı olan Paolo Rossi vardı. Bu adam şampiyona bittikten sonra ülkesine geldiğince yani geldiği zaman tutuklanacaktı yani, çünkü bir suçu mu var ne varmış bir şey varmış yani, sadece Dünya Kupası'na sonrasını ertelemişlerdi, hani hapis cezası varmış, adam gol kralı oldu, şampiyon yaptı, suçu cezası hepsi iptal oldu. Yani öyle bir acı bir yıldı. Tabii bizim de çocukluğumuz geçti oralarda, hep seyrediyorduk tabii tuttuğumuz takımlar. Neyse nereden bir anılar geldi ama işte gerçekten üzüldüm yani. 60 yaşında gerçi çok şişmanlamıştı ama kendini bayağı salmıştı. Biraz da şeylere takılmıştı, o hiç iyi olmayan alemlere takılmaya başladı. Gerçi bir ara düzeltti kendini ama işte ne yapacaksınız? Bir kalp krizi de geldim gidiyor işte. O yüzden yapacak bir şey yok artık. Zaten sonuçta hepimizin gideceği yer orası ama tabii. Ölen böyle bir tanıdık birisini duyunca da inanın ben üzülüyorum. En azından bunu belirteyim dedim. Arkadaşlar söylediğim gibi bugün Ankara yarışları biraz zayıf gibi gözüküyor. Yani zayıf dedim şöyle, az atlı ama İzmir tam tersi çok atlı. Hem bir de çimli yarışlar işte artık sürprize müsait. Ben en azından şu yorumları sizlere yavaş yavaş da olsa aktarayım. Bu birinci koşu saat 13'ten itibaren handikap 15. Aprantilere mahsus olan bu 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 7 sapkan arasında koşulacak. Ben önceliği 3 nolu Lord of Time'a vereceğim. Bu Sihiro temsilcisi. Gerçi Sihiro'lar da artık eskisi gibi çoğalmadı. Ercan Çankaya'ya da ben ilk şansı bu sapkana vereceğim. Daha sonra da en ciddi rakip olarak da 2 nolu Galyalılar. Bir Bosporus temsilcisi olan bu sapkanda artık Mustafa Kemal Ceylan mı bu? Herhalde öyle olması lazım. Evet. Yok. Musa Kemal'mış. Pardon. Musa Kemal Ceylan'la start alacak olan bu sapkanda en azından bir evvelki yarışında kazanan bir isim. Yani bu grupta da şanslı isimler arasında. 3-2 bende biraz öncelik çıktı ama rakipler var tabii ki. Ağır kilosuna rağmen Enver Şimşek'in bilmiş olduğu 1 nolu taş kesen ve 7 nolu Orkun Gör. Bir hakim temsilcisi Mert Gökalp Arslan'a start atacak olan bu safkanda. En azından kum pistte de bu mesafelerde de birincilikleri olduğunu da unutmamakta fayda var. 3-2 önce geniş at yazmak isteyenlere de 1 ve 7'yi tercih etmelerini öneriyorum. Günün ikinci koşusu şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışında 6 sapkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben artık son yarışını kazanınca artık kazanmayı öğrendi herhalde dedim. 5 nolu Doru Yiğit. Ben bugün Akın Sözen'le yine bu formu bulmuşken ikinci yarışında kazanmasını bekliyorum. O yüzden sizlere 5 nolu Doru Yiğit'i de banko olarak öneriyorum. Artık yani bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Son yarışı kazanan bu grubu da rahat rahat geçmesi gerekiyor.
Akın Sözen de bildiğine göre bence kazanır arkadaşlar. O yüzden Doru Yiğit bence günün sağlam atlarından birisi arkadaşlar. O yüzden tek olarak geçmekte de fayda var. Günün üçüncü koşusu şartlı 3, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşulacak olan bu yarış aynı zamanda 7'li plase ve üçlü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben burada önceliği bir tapizar temsilcisi olan Altın Otan'dır Roat İşman Çizik'le ilk şanslı isim olarak önereceğim. Çünkü İzmir'deki yarışı gerçekten mükemmeldi. Uzun mesafede yani yerden gelip hiç fazla da kendini zorlamadan bence yarışı kazandı. Bugün Nişman Çizik'le bence daha da iyi koşmasını bekliyorum. Çünkü her uzayan mesafede bence etkili bir isim olduğunu kendine kanıtladı. Zaten bu Thunder Road da yani orijin olarak da iyi. Muhakkak ilk şanslı isim olarak kupona yazalım. Daha sonra bu safkanın en ciddi rakibi olarak da ben Mert Gökalp Arslan'ın bilmiş olduğu iki nolu şu olarak görüyorum. Bu safkan da İsmail Bora Hadioğulları'na ait. Zaten yılların atçısı. Bu safkanda son 5.liği ben hiç ölçü almıyorum. Bu mesafede güzel yarışları olan bir isim. Zaten en iyi dereceye de sahip bir isim. 6-2 bence gruptan bir adım da olsa ön planda bu iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Ama genişletirsek çünkü o zaman neler olur? Bakalım öncelikle 3 nolu Lady Tulpa. Her ne kadar bu mesafelerde pek fazla varlık göstermese de safkanın genel durumu oldu şey. Bugün bakalım bakarsanız 2000 metrede ilk yarışını kazanabilir. Çünkü iyi bir isim. Grubunda en kalite ismi gözüküyor ama sadece bir dezavantajı var. Bu mesafede herhangi bir birinciliği yok. Bu mesafe başarısı yok yani daha doğrusu onu söyleyeyim. Ama bugün de şimdi 2 metre koşacak olan bu safkan yani illa da bu mesafede hiç olmayacak anlamına gelmesin. Kalkıp bugün çünkü uygun bir grupta koşuyor. Rahat rahat koşup kazanabilir de yani kalite bir isim. Mustafa Kemal Kumbasar'ı da yazabiliriz. Son olarak da 7 nolu Tatlı Bahar bir Wind River Wind temsilcisi olan safkanı da Samet Erkuş'a da iyi durumuyla yazabiliriz arkadaşlar. 6-2 önce 3-7 daha sonraki tuttuğum safkanlar. Günün dördüncü koşusu Handikap 22 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarış aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı olan bu yarışta gerçekten 6 safkan koşuyor ama inanın zorlu gözüken bir yarış. Ama burada ben bir risk alınıp 4 nolu bir tane mi en azından mesafesine koşuyor. Bu Bozi'yi temsilcisi Müslüm Çelik'le zaten iyi uyum halinde. İlk şanslı isim olarak hatta alternatif bank olarak da geçebiliriz. Bu gruptan ben bir adımda olsa ön planda tutuyorum bu safkanı. En azından mesafesinde koşuyor. Son 6.'dan sonra zaten işleri bayağı düzeltti. Yani bir 39 gün ara vermesi bence çok çok iyi geldi safkana. İşleri, idmanları da oldukça iyi. O yüzden risk alınıp 4 nolu bir tane mi tek atabilirsiniz arkadaşlar. Ama rakip yazmak isterseniz de öncelikli olarak 3 nolu tumbul kişiyi bir Kasper temsilcisi Mehmet Akyavuz'a en azından son iki yarışın iki tane güzel ikinciliği sahip bir isim. Kuponlara yazabiliriz. Daha sonra 6 nolu Atik Atik yine bu mesafelerde etkili yarış koşmasını bekliyorum. Bir Özgür Han temsilcisi bomboş kilosuyla Ali Kaçmaz'la iyi performansıyla yazılır. Ve son olarak da 5 nolu Belalı Tumbul bir Kazberk temsilcisi olan safkanda İşman Çizik'le son iki yarışındaki kötü gidişata bugün bir dur diyebilir İşman Çizik'ten. O yüzden 5 nolu Belalı Tumbul'u da geniş oynayanlara da yazmanızı öneriyorum. Ama 4 nolu safkan dediğim gibi ben de alternatif de olsa banko eğer tek atamıyorsanız 3, 6, 5'i de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. koşusu şartlı 4. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarışa baktığınızda ben ilk şansı zor bir ayak. 6 safkan var ama burada inanın bana göre 6'sının da geliri var arkadaşlar. En azından onu belirteyim. Yani şunu söyledim bunu söylemedin diyen arkadaşlar muhakkak olacak ama bu 6'sının 6'sı da geliri var. Eğer mümkünse bu ayağı kapatmanızı önereceğim. Ama öncelik tercih sıralama yaparsam 2 nolu niye? Bir Smart Robin temsilcisi Mücahit Bayılır stat alacak olan bir safkan. Ben ilk şansımı safkana vereceğim bu Ekrem Beşerlere ait olan bir safkanı. Rakiplerde 5 nolu My Apple of Eye. Bir Nativan temsilcisi Ayhan Kurşun'la stat alacak olan bir safkan. İlk koştuğu yarışı güzel kazandı. Bugün de ben iyi idman durumuyla yine şanslı görüyorum. Daha sonra 6 nolu Tiril Tiril bir Victor Galop temsilcisi İşman Çizik'le stat alacak olan bir safkanı. İlk yarışını kazanıp ikinci yarışında biraz sert grupta koşunca 7. geldi ama ben bugün kendine uygun grupta şanslı gördüğüm için altın oldu. Tril tril de yazmanızı önereceğim. 2, 5, 6 ben de burada öncelikli arkadaşlar. Eğer burayı çok yazmak gerekirse de haş olarak geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Ama 2, 5, 6 ben de önde. Daha sonra hepsi arkadaşlar. 6. koşuya geldiğimizde bir handikap 17. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarış. Yine zor bir ayak arkadaşlar. Ama ben bu ayakta bir risk alacağım. Çünkü neden risk alacağım? İki yarış üst üste kazanıp uzayan mesafelerde etkili isim olduğunu ispatlayan
Müslüm Çelik'le start olacak olan 3 numaralı Baba Oktay bence de kazanması lazım. Yine böyle güzel bir form bulmuşken seriyi tam devam ettirir gibi geliyor. İdman durumu da iyi, mesafe de iyi. Rakipler de hemen hemen aynı. Bir iki değişiklik var rakiplerde ama olsun. Ben yine bu 3 numaralı Baba Oktay'a güveneceğim arkadaşlar. O yüzden sizlere banko olarak önereceğim. 3 numaralı Baba Oktay artık bugünkü benim ikinci altılı gayanım, limanım bu safkan olacak arkadaşlar. 7. koşuda şartlı 4, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da yine zor bir ayak. Gerçekten yani az at koşuyor ama inanın zor ayak. Ama önceliği ben 1 numaralı Er Güçlü'ye vereceğim. Bu tüm Özbek temsilcisi Ayhan Koşu'nda start alacak olan bu safkan. En azından bugün kendine uygun rakipler arasında ilk şanslı isim. İlk ciddi rakibi bence 2 numaralı Harun Baba olur. Bir Kaysberk temsilcisi Mert Gökalp Arslan ile her ne kadar son iki yarışında kötü bir yarış sergilese de bugün bence kendine uygun rakipler arasında koşuyor. Ve son olarak da 5 numaralı Buğu. Bir Gobak Bey temsilci Samet Erkuş'la start alacak olan bu Kurtel arasından bu isimle son güzel ikinciliğiyle bence yazılır arkadaşlar. 1-2-5 bana göre rakiplerine oranla bir adım da olsa ön planda bu 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Ama daha fazla at yazmak isterseniz de bu ayağı kapatmanızı önereceğim arkadaşlar. Çünkü bugün programlar maalesef böyle. Yani ya 3 atı yazacağız ya hepsini yazacağız. Yani öteki safkanların hepsi de hemen hemen eşit şanslı. Günün 8. koşusu şartlı 5. 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 5 nolu Şef Nuri'ye vereceğim. Bu Gelibolu temsilcisi Akın Sözen'le oldukça güzel formuyla bence ilk şanslı isim olarak kupalara yazalım bu kum pistte. Daha sonra 3 nolu Büyük Kenan yine bir Gelibolu temsilcisi Emrah Sincan'la start alacak olan safkanda. Yine güzel formuyla iyi hazırlıklarla yazılması gereken ikinci isim. Daha sonra 6 nolu Yarazat ekürü avantajına sahip. Bir ateş topu temsilcisi Ali Kaçmaz da start alacak olan bu safkanda ekürüsüyle birlikte bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son olarak da iki tane üst üste yarış iki yarış koşup ikisini de üst üste kazanan bir 4 nolu Kumma var. Bir Cihanefe temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine şanslı isim ama işte bugün kumda koşacak çünkü iki yarışı çimde kazandı ama bu safkanın ben inanın idmanlarını fazla göremiyorum. Çünkü bu safkanın 4-5 tane galabını yakalayabildim. Daha fazla galabını bilmiyorum. Bulamadım. Birkaç yere de baktım. Göremedim. Çünkü galoplarda en azından kum pistteki çalışmaları biraz en azından fikir sahibi yapabilirdi. Orijine baktığınız zaman en azından kuma gitmesi gerekiyor. Zaten bu safkanın biraz kanaat getirmiş olsam sizlere bank olarak önerecektim. Çünkü işte bir çim olmayışı işte bir kumda da en azından bir performans olmayışı biraz beni bu durumlara sevk etti maalesef. Ama 5 3 6 4'ü bence hiç ayrım yapmadan bu 4 safkanı yazıp bu ayağı bu şekilde geçelim arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde bir Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında burada da 10 safkan arasında koşulacak kalan bu yarış. Ben önceliği 9 olan Nartın Kılıcı'na vereceğim. Bu Kaneko temsilcisi İşban Çizik'le yine çok güzel bir form grafiği yakalamış. Yani 3 yarış koştu. Bir 3. arka arka 2 yarışta da ikincilikle ayrılan bu safkanın zaten geleceği açık bir safkan. Tolga Karakartallarda da maşallah yani iyi bir ekip var çünkü sürekli güzel taylar yetiştiriyorlar. Taylar yetiştiriyor derken yani gelen tayları güzel eğitiyorlar. En azından yarışları güzel hazırlıyorlar. Zaten koşan atlarından da belli. Bugün Nartın Kılıcı ben de bir adım da olsa ön planda ben bu safkanın en ciddi rakip olarak da 3 dolu Black Metal'ı vereceğim. Bir Doktor Fong temsilcisi olan bu safkan Akın Sözen'le start alacak olup son dördüncülüğü ben çok beğendim. Son dördüncüde bir üst grupta koştu. En azından kendisine göre bir üst grupta koştu. Bugün en azından birkaç tane geçtiği rakipleri zaten bu grubun bankosu olurdu. Ben o günkü yarışın tekrarlaması halinde bugün 9-10'un artık kılıcını zor anlar yaşatır diye düşünüyorum. O yüzden 9-3'ü beraberce yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Ben burada 9-3 bende baya baya ön planda. Normal kuponlar için yeterli ama burada sürpriz arayışlarına girmek isteyenler için de o zaman kimleri yazabiliriz? 2 nolu Baroniyal, bir Doktor Fong'un bir diğer temsilcisi Mehmet Akyoğuz da yine iyi idmanlara sahip, iyi işlere sahip. 6 nolu Johnny Wick, bir Amerikalı temsilcisi Burhan Kılıç da yine iyi işlere sahip. Sonu güzel ikinciliği de fena değil. Safkan yazılabilir. Daha sonra 5 nolu Dynamic Power, bir Lanet temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan Safkan. Son yarışında Alice Kartaş'la start aldı. Üçüncülük elde etti ama bugün bence artan nefesiyle daha farklı bir yarış sergileyebilir bu Safkan. Ve son olarak da 8-10 Mustan, bir Liner temsilcisi Harun Çanakçı ile start alacak olan bu safkanda. Yarış hayatını iki yarışta koşup ikisinde de güzel dördüncülük elde eden bu safkanda. Bugün artan nefesiyle daha da iyi duruma geldiği için bence yazılabilir arkadaşlar. Yani geniş arayanlar, at arayanlar için, sürpriz arayanlar için ideal isim. 9-3 öncelik 2-6-5-8 daha geniş at yazmak isteyenler için önereceğim safkanda.
Arkadaşlar bugünkü programımız bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşça kalın.